hoş geldin. Neler oldu ya? Hoş buldum. Adın ne? Sezgin Can. 40 yaşındayım. Sözleri unuttun. Sözleri unuttum, heyecanla. Ondan sonra heyecanı iyice tutamadın, tavan oldu. Dize çıktı, bir daha pese geldi. Tabii. Şimdi normalde bu performansa döndüğümüz için acaba bir şeyler söylenebilir ama şu çok net. Sahne yapıyor musun? Evet hocam. Belli. Maya var, kumaş var ama gerçekten bu heyecan. Unutma olay üzerine mi? O heyecanım konuşuyorsun yoksa sesle ilgili bir şey? Genelde. Genelinde bu heyecandı. Seninki gerçekten heyecandı. Gerçekten çok heyecanlıyım. Elim ayağım zıngır zıngır titriyor şu anda. Tahmin edebiliyorum. 20 senedir sahne yapıyorum. İlk defa böyle heyecanlanıyorum. Onu ben de şaşırdım şu an. Burada gördüğüm en heyecanlanmış yarışmacı olabilirsin abi şu ana kadar. Yani evet, ben şarkı büyük dağıldı, ona rağmen biz buradayız. Öyle söyleyeyim. Öyle bir sesin var yani. Çok teşekkür ederim size. Uçurumdan döndüm şu an. Ne yapacağız Ebru? Zaten hani sen sahnede yürüyen bir arkadaşımızsın. Bu işleri de bilen bir arkadaşım. Sana ben kendi adıma bir iki cila atabilirim diye düşünürüm. Onun dışında çok fazla bir şey yapılacağını düşünmüyorum. Sadece heyecanı almak gerekiyor buradan, o kadar. Her tarzı söylüyorsun değil mi? Her şeyi okuyorum. Her şeyi okuyorsun. Hatta yıllar önce Beyaz abi sahneme gelmişti. Valla? Evet. Bursa'ya mı? Evet. Hatta sahneye de çıkmıştım. Evet, şarkı söylemiştik. Ne söylemiştiniz? Ben ne söylerim? Gemilerde tarihim. Ya ne söylemiş olabilirim? Gerçekten. Hayır, o gece neyi söylemiştim hatırla. Rüya gibi uçan yıllar. Şaka yapıyorsun. Evet. Evet, doğru. O Türk zaman... Sanat Müziği. Söyle. 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 Bravo. Beyaz. 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 Şununla beni itiyorsun ya sahneye. ya herkese. Arkadaşlar, Rüya Gibi Uçan Yıllar kolay bir şarkı değil. Normal ağız nefesiyle söylenmiyor. Soluğu başka bir yerden alıyorsun yani söylerken. Abi merak ettik, bir söylesene ya. Her şeye şey yapmayın siz de. Bunu yapıyor, hemen şey yapıyorsunuz. Ben şu an olur. Vallahi küstüm, hiç insanın halinden anlamıyorsun. Söylenecek gün var, söylenmeyecek gün var. Hastayım bugün biraz. Hayat halktığıma pişman ettiniz beni. Ama abi bak, bizi kıracak mısın ya? Rüya gibi. Hadi iki kuple ya. Evet, önce sebebi... Tamam, zorlamıyoruz. Tamam. Ben de seni zorlayacağım bir gün. Vallahi nasıl olsa abi, el hareketini öğrendim. Bunu yapınca oluyor her şey. Ha, Murat, Murat. Şu değil mi? Murat. Benim takımımda kendinden eminsen çıkacağına inanıyorum. Tezim şu, gerçekten Ebru'nun takımında, senin janrında çok iyi sesler var. İsterim takımımda olmanı. Bence benim takımımda senin gibi bir ses yok. Olsana gitme ya. Ben benimle yolunun daha uzun olabileceğini düşünüyorum. Öyle söyleyeyim sana. Ya. Düşünüyorum ya, bu böyle bir düşünce sadece bu. Peki, bu teze karşılık benim söyleyeceğim tez de şu. Kendine güveniyor musun? Evet. Tamam, o zaman savaşmaktan da korkmayacaksın, çekinmeyeceksin. Önüne ne geçerse devirip biteceksin. Güzel. Bak, böyle durumlarda şöyle yapalım. Ne yapalım? O piti piti. Bugün o piti piti yapmayalım. Geçen hafta çünkü honki ponki torino yaptık. hatırlıyorsanız. Bir hafta daha da olmadı. Allah Allah söyleyemez. Ne yapalım biliyor musunuz? Ben seyirciye kağıt verdim, dağıttım. Aa. Siz olsanız kimi seçerdiniz? Hangi jüriyi, nedeni ne diye sorduk. Ve seyircilerimizden de buna ait kağıtlar aldık. Bir bölümü bende. İsterseniz okuyayım. Sen de ona göre kafanda bir şeyler şekillendirirsin. Oldu mu? Tamam, oldu.